Allah kahretsin. Bir şey söyleyeceğim. Siz kimin için buradasınız? Bir hamşeri bekliyorduk sana. Piyangodan mı? Ne alaka diyorum. Nasılsınız? Bahtınıza mı sizce? Lerşan neredeymiş? Araba bekliyoruz. Öyle mi? Ya inanılmaz. Beraber bekleyelim istersen. Biz yürüyoruz. Madem şeydi. İyi, yani, siz nasılsınız? Teşekkürler. Yürüyüşe çıktınız sanırım. Evet. İyi, neler yapıyorsunuz? İyiyiz. Biz de kahvaltıya geldik ileride bir yere de. Öyle biraz yürüyelim dedik. Sizi gördük. Sizinle karşılaştık. Hiç karşılaşacağımı düşünmemiştim. Nasıl gidiyor hemen? Dizi güzel gidiyor. Dizi güzel gidiyor ya. Ratingimiz de artıyor. O yüzden çok mutlu oluyoruz. Aynen. Mehmet röportaj verirken arkaya şöyle vurmuş. Ben de yapayım. İzleyiciler günden güne artıyor. Ratinglerde de birinci oluyoruz. Çünkü Sema bir şey söylemişti. Gerçekten seyirci oyun oynamayı seviyormuş. Ve şimdi tekrar bir düğüm açıldı. Dizide bütün arkadaşlarım sürekli aynen onu yazıyorlar. Kim o ceset falan diye. Onu çok sevdiği için seyirci umarım daha da artarak devam edecek. Beklenen projeymiş hatta. Bu mu? Kesinlikle. Evet, vallahi öyle oldu. Hatta dün Demet Akalın Instagram'da bir paylaşım yaptı. Bilmiyorum. Biz Demet Hanım'la büyük ihtimalle kanka olduk sosyal medyadan. Kendisiyle görüştün mü? Çünkü görüşmedim de ben bir kendisini hatırlayamama gafletinde bulundum. Kendisi bana DM'den yazdı. Bir sorun yok. Ya o da diziyi bayağı takip ediyor ve seviyor. O yazdığında biz de cevap veriyoruz. Hatta partnerinize öldüm mü diye yazmış. Partnerinizden de bir cevap geldi. Öleyim mi yazmış? Evet. O da öyle bir şey yazmış. Aynen. İsteyen oluyor bayağı ya. Sizce ben bunu söyler miyim arkadaşlar? Kendi bacağımı sıkmak olur bu. Bilmiyorum, izleyelim. Bu kadar başarılı olmasını bekliyor muydunuz ilk proje geldiğinde? Bu kadar beklemiyordum açıkçası. Yani bu kadar başarılı olmasını beklemiyorduk. O yüzden çok mutluyuz hepimiz. Öyle. Peki ilişkiyi sorsak. Geçen gün yine bir açık gördünüz gibi. Her şey yolunda. Aynen, her şey yolunda, çok güzel. Bir en son dergiye verdiğiniz röportajım aklıma gelmedi de bir cümle kurmuştunuz. Yani sevginizi anlatan bir kelimeden bahsetmiştim. Keşke aklına gelseydi, yani, sorsaydın onu şu an. Ne? Röportajda mı konuşmuştum? Evet. Ne dedim acaba? Hatırlamıyorum. Hülya Hanım mı? Aa, Hülya Hanım falan. Çok güzel bir şey söylemiştin de şimdi bir anda böyle olur dedi. Allah Allah. Olsun. Çünkü bizi beklemiyordunuz o yüzden. Aynen, çalışmadığınız yerden geldi. Bir tamam. Sonrakini. Evet. Bayağı hatırlamaya çalışıyorsun şu an. Gerçekten senin için ben... Tamamını okudum. aklıma gelmiyor. Hangi şey? El? Evet. El dergisine verdiğim. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ha, beni olduğum gibi seviyor falan gibi bir şey söyledim. Evet, ya inanılmaz. Evet. Hayır, olduğu gibi mesela seviyorum. İlk görüşte aşktan bahsetmiştiniz. İlk görüşte galiba etkilendiğinizi söylemiştiniz. Ben etkilenmemiştim. Etkilenmemiş. Ben gariban olarak tek başıma etkilenmişim. Nasıl etkilediniz mi? Ben etkilemedim. Sonradan nasıl etkilendiniz? Ya normal, kendimiz olduk. Evet, o başka bir baktık, şey ya yani. Anlaşıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. İlk görüşte yani... aşk değil miydi yani, öyle değil miydi? Ben öyle hatırladım. Ben biraz işkolik olduğum için sadece o an işime odaklıydım. Ama Yiğit'le vakit geçirdikçe tabii birbirimize ne kadar iyi anlaştığımızı gördüm. Elimde de dal kopardım. Ne kadar iyi anlaştığımızı görüp sonra sevgili olduk zaten. Bu arada yazın bayağı bir tur yaptınız o tarafta, Marmaris. Evet, orada yakalandık. Evet. Sevgili Boran kuzumun burada yakalanmazsınız deyip ertesi günü yakalandığımız yerdi gerçekten. Orası inanılmazdı ya. Selimiye, Marmaris, Bozburun tarafında öyle bir ihtimal çok oralarda. Yakalanma olasılığı. Yakalanma olasılığı çok. Siz bir liste yollarsınız bize. Ama arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Selimiye'nin çok böyle hani kuytu bir yeri falan diye düşünüyorduk, değilmiş meğerse. Akrika, evet. Oralar çok son dönemde en popülerdi. Bodrum'dan daha popüler. Evet, öyle oldu ya. Kaçmaya çalışıyorum. Kendilere gitmesi onlara çalışıyor. Siz bize bir liste, oraya gideriz. Onları bir kere çekilmek sonra rahatlar. Evet, zaten öyle oluyor. Aynen öyle. Bir daha kimse rahatsız etmez. Evet. O zaman artık sizi tutmayalım. Gelebilir her an Hülya Hanım. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sağ olun. Bak, ne iş çektirdim size, görüyor musun? Şey diyeceğim.